Çünkü evet şampiyon, hatta şampiyon. Zaten niyemiz kaldı ama çok güzel bir duygu. Rakibimiz İnegöl Spor'un dinlendiği tarafta da Balıkesir Spor'un 3 puan alması. Hele hele son dakikada golün gelmesi çok daha önemli. Yani çok güzel bir duygu. Şu anda seyircilerimiz birleşmiş ve Balıkesir Spor izliyoruz ama seyircimizi tribünlere bekliyoruz. Evet, abi daha çok olsun, daha çok olsun, 15 olsun. Herkes çoluğunu çocuğunu alıp gelsin kardeşim. Çünkü Balıkesir Spor Bankası PTT 1. Lig'e çıkıyor. Bu ne demek? Bir şehrin kalkınması demek. Bu ne demek? Şehrimize... Hadi kapalı, hadi kapalı bari ya. Rakip takımların seyircisinin gelmesi, esnafımızın para kazanması demek. Bu nedenle şu anda kutluyorum futbolcularımıza. Teknik kadronu yönetebiliriz. Osmancığım biliyor musun? Evet. Konya Hikmen Yurdu maçı da burada Balıkesir Spor 1. Lig'e çıktı. Evet. Sanki o maçı hatırlıyorum. Biz daha o zaman sahanın içine giriyoruz. Kendimizi sahanın içine atıyoruz. Sanki o duygular çok yakın. O kadar güzel ki. Şu anda kulüp müdürü sarılmış. Şarkımı nasıl buldun? Her şey seninle güzel. Her şey seninle güzel. Çok güzel bir güzel bu sonu da. Tüplerin önüne geldiler. Güzel bir bütünleşme içinde. Kaleci Ahmet Şahin elleriyle şu anda seyircilere tempo tutturuyor. Hepsi bir araya geldiler. Evet, Özcan'ı, Muhammed Reis'i, İlyas'ı, Ali Öztürk'ü hepsi yaklaşıyorlar ama en önemli şeyler nedir biliyor musun? Tokat Spor Kaptanı Ercan'ın maç sonunda bu seyirciyi alkışlaması, seyircinin doğru alkışlaması, işte futbol aslında bu. Ne kadar güzel. Şimdi bakın, kapalı türbünün hem sağa hem solundayız. Ercan gibi bir futbolcu seyirciyi alkışlaması, seyircinin de bunu alkışlaması, karşılık vermesi futbol adına çok güzel şeyler. Sevgili dinleyiciler, yani o kadar güzel duygular yaşıyoruz ki şu anda. Çünkü rakibi 7 puan fark atıyoruz. Evet. 7 puan fark atıyoruz. Yani Tokat Spor'un direkt çıkışını askıya alıyoruz ve ancak playofflara katılabilecekler. Ama Tokat Spor'u da kutlamak lazım. Güzel önünden. Son 15-20 dakikada ne yaptılar? Yere yattılar, kalkladılar. Ama gol yedikten sonra Hüseyin Kara'da kutlamak lazım. Yani oyuncularımız biraz da sorumlu duygularını bilmeleri lazım. Mesela Salih'in kırmızı kart görmesi bence çok büyük sorumsuzluk. Ama sarı kartlarımız, kırmızı kartlarımız bunlar bize çok lazım olacak. Salih çok önemli bir futbolcu.